Hani gibi. Hani savaşacaktınız? Hani? Neden ısrar ede bu şekilde diyordunuz, sonra zigzag çizerek yüz çevirdiniz? Niçin? İlla kalile minhum. Azınlık müstesna, çoğu döndüler, savaşmadılar. İşte vallahu alimun biz zalimin. Allah zalimleri bilendir. Yani mutlaka onları cezalandıracaktır. İlahi bir emirdir bu. Allah'ın emrini hiçe mi sayıyorsunuz? Bunun ne kadar büyük bir cürüm olduğunu mutlaka göreceksiniz. Tövbe etmezseniz le taravunnel cehim. Mutlaka cehennemi göreceksiniz demek istiyor. Evet. Ve kâle lehum nebiyyuhum. Onların peygamberleri, nebileri dedi ki onlara, İnnallâhe kad be'ase lekum tâlûte. Hani siz kral tayin et, yani istiyorsunuz ya, bize kral gönder, şunu bunu. İşte Allah size Talut'u kral tayin etti. Talut. Talut demek uzun boylu demek, cüsseli demek. Talut. Melike. İşte Talut'u melek, kral olarak tayin etti. İşte dediler ki قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. Üzerimize hükümdarlık nereden geldi? Ha? Oysa diyor ki biz böyle bir hükümdarlığa ondan daha layığız diyorlar. Nereden geldi diyor? Ya şimdi diyordunuz İbrahim Aleyken. Ne oldu? Aha size Talut cisseli ilimde, güçte, her şeyde önderlik yapacak biri kral tayin etti. Neden yüz çevirdiniz? Ama fakir ya. Mülkü yok. Bak şimdi ne diyorum? وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ Özellikle adamın fazla parası yok, mülkü yok. Demek ki zengin biri istiyorlar. La ilahe illallah. سَعَةً مِنَ الْمَالِ La ilahe illallah. قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ Allah bunu seçti. Sizin üzerinize bunu seçti. Yani şimdi hem peygamberlerine bize bir kral tayin et diyorlar, hem de itiraz ediyorlar. Bu ne? Bu ne? La ilahe illallah. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَازْدَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسِمْ Allah diyor, ilimde ve bedende sizden üstün kıldı diyor. Hem ilimde hem cisimde. Adam cüsseliydi. Cankâver biriydi. Bir de zekiydi. Burada dikkat edecek bir konu var. Safahu bil ilmi diyor. İlimde üstün kıldı. Demek ki ilim sahibini üstün kılar. Ve hatırlayacak olursak Adem aleyhisselam meleklere secde edin dedikleri zaman secde etmediler. İşte en sonunda allemuhul esma, ilim öğretti ve onu üstün kıldı Allah tebareke ve teala. Bu gösteriyor ki kişiyi ilim onu üstün kılar. Mesela dünyanın o bir ucunda bir alim var. Hep onu zikrediyoruz. Onu ihtiram ediyoruz. Yani saygı duyuyoruz. Niçin? İlmi var. Hep dua ediyoruz ona. Niçin? İlmi var. Allah onu ilimle onu üstün kıldı. Ve biliyorsunuz el-ulema'u varisetul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ha, o zaman dedi ki istafaytehu bil ilim. İlim de sizden üstün kıldım Allah diyor. İlimde ve bedende sizden üstün kıldı. La ilahe illallah. Vallahu yu'ti mulkuhu men yasha. Ve Allah dilediği kimselere mülkünü verir. Mülk Allah'ındır. Mülk sizin mi? Yok. Tıpkı ha. Biz yüce Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Nereye gideceğiz? Mülk O'nundur. Kudret O'nundur. İrade O'nundur. Meşiyet O'nundur. Yüce Allah'ın mülkü ve kudreti karşısında yaratılmış olan mahlukların idaresi ve mülkü bir hiçtir. Böyle bileceğiz.
yu'ti mulkehu men yeşâ. Dilediği kimselere mülkünü verir Allah tebâreke ve teâlâ. Vallahu vâsi'un alîm. Allah her şeyi kuşatan, her şeyi en iyi bilendir. Bilendir, her şeyi bilendir. Zerreden kübraya, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye ne varsa hepsini Allah bilendir. Celle celaluhu. Ve kâle lehum nebiyyuhum inne ayete mulkihi en ye'tikum ettabutu fihi sekinetun min rabbikum ve bakiyyetun mimma tereke âlu Musa ve âlu Harun. Diyor ki nebileri dediler ki kral, bu Talut'un kral olmanın alameti diyor. Diyor ki eski ahit sandığın size gelmesidir diyor. En ye'tikum ettabut, sandığın size gelmesi bir huzurdur. Ve eski ahit sandığı içinde Musa ve Harun'dan kalma bazı hatırlar vardır diyor. Ne diyor burada? Sekineten min rabbikum ve bekiyyetun mimma tereke âlu Musa ve âlu Harun. Yani Musa ve Harun ailesinden kalma bir takım hatırlar da vardır bu sandığın içerisinde dedi onlara. Onu taşıyan tehmiluhul melâike. Melâike onu taşıyordu. İnne fî zâlike le âyeten lekum. İn kuntum mu'minin, şayet mümin iseniz.